Sağ olun arkadaşlar. Bakalım orada kimler var. Evet sevgili arkadaşlarım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun. Evet, buyurun efendim. Sağ olun. Yakında bitiyoruz. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, çok teşekkürler. Evet, şöyle bakalım. Evet, selamlar arkadaşlar. Burada var kadınlarımız. Merhaba, nasılsın? Arkadaşımıza selam söylüyorum. Bugün sadece kadınlara bakıyoruz, tamam mı? Sağ olun. Burada kim var? Gel bakalım Evrim abla. Bak sana şey getirdim böyle. Dünya kadınlar günü kutluyoruz. Sağ olun. Evet, şimdi kadınlar günü kutluyoruz. Size de annelerimize çok teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkürler. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok mersin. Sağ olun. Çok sağ olun. Merhaba efendim. Dünya kadınlar günü kutluyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Emekçi kadınlar günü kutluyoruz. Her zaman kadın haklarında. Yani bu bir Cumhurbaşkanı dili değildir. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin dirliğinden, düzenliğinden, muhalefet partileri, iktidar partileri, aralarında varsa onlar arasındaki ayrılığı gidermekle yükümlüdür. Yani böyle bir dili Cumhurbaşkanı'nın kullanmasından büyük bir üzüntü duyuyoruz. 15 yıldır sanki kendileri iktidarda değilmiş, her türlü yetkiyi kullanmamış gibi bütün sorumluluklardan sıyrılarak genel başkanı suçlamaları son derece haksızdır, mesnesizdir. Yani 15 yıldır Türkiye'yi bir terör ortamına getiren, Türkiye'de bakanların dahi yurt dışına gidemeyecek kadar dış politikada bir çöküşe neden olan bu iktidarın ve uzun yıllar onun başkanlığını yapan, başbakanlığını yapan Cumhurbaşkanı'nın bu konuda söyleyecek tek bir sözü vardır. Onların nasıl bir toplumu yönettiklerini hepimiz biliyoruz. Biz bugünleri ayrıştırma ve kutuplaştırma dili olarak kullanmak istemiyoruz. Bugün dünya 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Dün çok üzücü bir kaza yaşandı. 7 kadın kardeşimizin hayatını kaybetmesinin acısını yaşadığımız bugün de biz kadın haklarını en ileri hangi noktaya götürürüz onun uğraşı içerisindeyiz. Bu konuda Cumhurbaşkanı varsa bu konuda bir şey söylesin. İktidar varsa bu konuda bir şey söylesin. Bugün Dünya Kadınlar Günü'nde biz kadınların her türlü hakları için mücadele etmeye kararlılığımız içerisindeyiz. Gün birlik günüdür, dirlik günüdür. Bu konuda öncülük yapması gereken de Cumhurbaşkanı'dır. Cumhurbaşkanı'nın bu ayrımcı ve kutuplaştırıcı söylemlerine yanıt vermeyi uygun görmüyoruz arkadaşlar. Yani bu Sayın Bahçeli'nin bu üslubu da kendisine yakışan bir üslup değildir. Sayın Bahçeli'nin almış olduğu politik tavır, tutum kendi Milliyetçi Hareket Partisi tabanında çok önemli ölçüde eleştiriliyor. Sayın Bahçeli'yi de kullanmış olduğu bu dil ve üslup nedeniyle büyük bir üzüntüyle izliyoruz. Siyasetin dilinin buralardan uzaklaşması gerekir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kimseyi kutuplaştırmadan yolumuza devam ediyoruz. Güler yüzlü bir kampanyayla halkımızla buluşmaya, kenetlenmeye devam ediyoruz. Az önce ifade ettiğim gibi gün kutuplaşma ve ayrışma günü değildir. Türkiye'nin menfaatleri doğrusuna birleşme günüdür. Yani Sayın Bahçeli kendi Milliyetçi Hareket Partisi tarafından da dikkate alınmayan bir konumda. Yani Sayın Bahçeli ile ilgili söylenecek çok söz vardır. Milliyetçi Hareket Partisi tabanı bu konuda fevkalade rahatsızdır. Sayın Bahçeli'nin bu dili bir siyasetin dili değildir. Söylediği sözleri aynen kendisine iade ediyoruz.